Evet, Efsane Karavan Yollardan herkese merhabalar. Biz şimdi bir İstanbul'a gideceğiz. İstanbul'da Karavanist TÜYAP'a çıkacağız inşallah. Şimdi belli başlı bazı hazırlıklar yaptık karavan için. Tabii biz karavanda yaşadığımız için, kamplarda kullandığımız için sonuç itibariyle artık böyle yaşanan, dağılan, zaman zaman da tabii ki de artık yıpranan bir araç kendisinin yaşı da olduğu için. İşte şimdi belli başlı böyle çalışmalar yapıyor Selen şu anda. Şu anda makyaj yapıyoruz değil mi? Makyaj yapıyoruz, evet. Şu anda makyajlardayız. Maalesef kucağım yani değişmiyor gibi bir şey. Yani değişme olasılığı zor. Kapıyla yekpare çünkü. O da yolda giderken bir şekilde çatlamış. Şimdi onu film çekiyor Serdar. İşte onun dışında böyle yerleri cilaladı kendisi. Biraz toplayacağız. Şuralar dağınık. Bunu tekrardan yaptık zaten. İşte perdeler falan yıkandı. Şöyle genel bir temizlik oldu. Yavaş yavaş Ne yapacaksın hazırlanıyoruz. anahtarı? Aldım. Sonra? No no Hayır. no. Bak baba kızar. Lütfen. Anahtarı öyle gel. Şöyle bir tur attın gelsin. Tabii. Gel hadi. Hadi gel. Gelir mi hiç? Hiç gelir mi? Oradan gelmez. Ay, bayılıyor arabalara Allah'ım. Bayılıyor hele buna. Bayılıyor, bayılıyor. Özledim diyor, özledim. Özledin mi karavana? Dedim. Ya, çok mu özledin? Görüyorum baka. Yenge Anne, bardaklar anahtarı verir misin? anahtarı veremem. Bak baba iş yapıyor vallahi şimdi kızar. Karışmam. Ha bardakları alayım. Su neredeydi? Uslu olun biraz. Taytun yıkanın kutusu kendi geldiği kutu mu? Evet. İçinde bunun aparatları vardı da. O Oo. kızım. Orası pis, basma oraya. Baba bağırdım. Atla kadar geçti. Çık. Lan. Anne burada hiç oyuncak yok mu? Yok, şu anda yok. Yok anneciğim yok, gerçekten Derdine yok. gidiyoruz zaten. Şunu al bakayım. Hemen ne doğru? Oh düştü. Evet, şimdi bu bir güçlendirici arkadaşlar. Bunun içine hat takıyorsunuz. İnternet paketi alıyorsunuz. Teltonika Rut 950. Bu bildiğiniz modem görevi görüyor. Böyle dağda, bayırda, internetin çekmediği her yerde bunu gönül rahatlığıyla kullanabiliyorsunuz. Okyanusun Teknelerde. ortasında bile çekiyor yani. Aynen. Şimdi onun antenleri var değil mi Evet, kuvvetlendirecek? şimdi kuvvetlendirici antenleri var. Onları bağlayacağım. Şimdi geçireceğim yerinden. Bu cihazın en güzel özelliği şu. Yani insanın olmadığı yerde bile internetiniz mutlaka var. Çölün ortasında, okyanusun ortasında bile çekiyor ve iletişim kurabiliyorsunuz. O yüzden çok önemli ve güzel bir cihaz. Onu gönderen Sardar Bey'e bize çok teşekkür ediyoruz. Aslında çok uzun zaman önce bunun teşekkürünü yapacaktık. Ama ve lakin hastalıklar, aile problemleri bilmem neler hep araya araya girdi. Şimdi o cihazı da takacağım. Fuarda da bir zat görünecek. Aşkım o parçada içinden mi çıktı Evet, kutunun? tabii. Kutunun içinden çıktı. Ona tutturuluyor değil mi? Evet, bu aparatı. Ver bakayım. Buyur abi. Onun Niye aparatı. anlatıyordun bari? O büyük makineyi hayatta vermem. Bana merdiveni. Tamam. Abi nasıl yedin? Bakın kutusu böyle. Bakın şimdi. İşte hat içinde böyle nano hat içinde çıkıyor. Hat takıyorsunuz çünkü içine. Evet şimdi montajını yapıyoruz. Bir bakayım Naim şunu. Bu şekilde böyle antenleri var. Bayağı sağlam bir şeye benziyor. Şöyle. Şimdi Serdar bunları monte Nay, edecek. diğerini de aç bana. Bir tane daha çıkmadı. Gönder. Bütün her şey kutusunun içinden Tamam. çıkmıştı zaten. Bunları bir Şöyle.
Umarım somonları yedi. Birlikte. Aparatları var. Al bakayım. Evet, bizim takım tamam. Ali, Serdar. Yollardayız arkadaşlar. İstanbul'a doğru gidiyoruz. Akşamı kaldık. Neden akşamı kaldık? Kamyonla uğraştık. Birkaç şeyleri vardı. Onları hallettik. Kolay gözüküyor ama tabii. Tabii. Kolay gözüküyor ama tabii içine girince temizliğine falan tabii ki de zor. Her şeyi ahşap olduğu için. Evet. Tıtlar başladı. Aynen. Şartsız geliyor bunca video. Ne yaptım, ne yaptım? Açık şart. Bana çevir dedin ya. Çevir demedim. Sana ta o zaman çevir dedim. Sonra dedim açık şart el nasılsa. Ben de çevirdim. Evet. Sen de kapatmışsın açacağın yerden. Neyle gidiyormuşuz bunca zaman? Araba kendi motor şarjıyla gidiyor. Tamam, birden elektrikler gitti. Ya. Tamam ya, tamam bir şey olmaz. Ya bana çevir dedim. Actionsız bir günümüz olsun arkadaşlar. Araba gitti birden arkadaşlar, pırt diye. Araba. Arkadaş ana şarteli kapatıp biz arabayı çalıştıktan sonra ana şarteli kapattığı için... Hayır, bir de durduğumuz yere bak. Ne var ya? Action. Detection. Yapacağım ben sana şimdi. Telefonlar da. Sen de mi? Ben de telefonu arıyorum ya. Telefon Allah Allah. Telefonunu kendim o ışık yaptım. Vallahi billahi. Arkadaşlar şu an yoldayız. Gitmeye devam ediyoruz ama... Ben yorulduğum için Serdar'ı birazcık sattım, o da bana kızdı. Bir saat gece 2 oldu, ben biraz uyuyacağım. O yollara devam ediyor şu anda. Benden bu kadar, yollardayız şu anda işte. Bu arada arabanın arkası hiçbir şekilde oynamıyor. Hareket etmiyor hiçbir şey. Şöyle göstereyim. Hadi merhaba de. Merhabalar. Esnasında şimdi artık ben yatacağım. Serdar'ı sattım. Montumla uyuyacağım. Çünkü serin olabilir. Muhtemelen serin olacak. Bakın şu an mesela yatıyorum. Hiç sallanmıyor. Arkada da ön kokpit kadar ses yok. O yüzden çekiyorum şu anda bunu. Soranlar olmuştu çünkü canlı yayını açtığımda. Arkası rahat arkadaşlar. Gayet giderken böyle tartur, böyle çekme karavan gibi sallana sallana gitmiyorsunuz. Gayet sallanmadan rahat gidiyoruz. Güzel. Arkada uyuya uyuya gelmek güzel tabii. Evet, bugünkü manzaramız. Evet, bugünkü manzaramız. Gözümüzü nerede açtık? TÜYAP'ta. Evet, fuarda. Sen açtın, ben daha kapatmadım. Sen daha kapatmadın. Yok, ben daha kapatmadım. Bu girişini de zor kapatırım ben. Neden? Buranın işleriyle zor kapatırım ben. Sığamadık değil mi? Sığamadık mı? Bize verdikleri stand bizim arabadan küçük. Eyvah. Dedim hiç mi bakmadınız arabanın dedim resmine falan. Valla. Bunlar standın içine girip sokacaklarmış bunu. Bunun içine. Şişt, bunun içine. Bunu nereye sokuyorsunuz abi siz? Bu efsane yani. Okuyoruz. O yüzden standı kesmek zorunda kaldık. Bak küçük kadar standımız kaldı. Ben sana bir kahve yapayım. Yap bence de sinirim tepemde vallahi var ya, arabada çamur olmuş. Bir de şimdi burada arabayı sileceğiz. Leğen ver bana, bez ver. Başlayayım şimdi. Ben akşam anca bitiririm bu işi. Vallahi bilmiyorum. Yağmur. Evet, yağmur yakalanınca bir temizlikçi de 400 lira isteyince Serdar dışını ben içine temizleyeceğiz şimdi. O
çağırdı siyah göz vardı ama. Getirsene onu. Kahvemiz demleniyor. Powerbank'ler doluyor. Bu ara hazırız. Ali müzik geldi bak. Yere mi döktün? Ya. Sıcak değil, sıcak değil. Hiçbir sıcak değil, korkma. Su da sıcak değil. Ödü patlıyor şu an, ödü. Evet. Kahven hazır. Yapıyorum şimdi tekrardan. Eski karavan camları var ya. Evet. O bilinç camları böyle alüminyumlu. Evet. Ondan. Tamam. Yani ondan sende vardır. Var. Var. Sen bir toplamaya geç de bakacağız bakalım. Arabanın tavanın yuvarlak demesi. Kim yanımızda? Tabii. Doğuş atacağım. Doğuş atacağım. Hayırlı farlar diliyoruz herkese. Hadi gel senin karavana gidelim. Hadi gel senin karavana bakalım. Burada. Bakın daha kuruluyorlar. Şöyle hızlıca çekeceğim size. Katılımcılar böyle bir gün önceden geliyorlar. Böyle standlar boş aslında şu anda. İşte bu şekilde kuruyoruz. Herkesin holleri var. İçeri bu şekilde giren araçların bile plakaları alınıyor. Bizim heskoplarımıza kadar alınıyor. Ha bu festival gibi araba. Tamam. Ama şimdi bir araba değil. İşte bunu kendisi yaptı. Bu değil. Bu Mercedes mi? Aynen. Var var. Ooo renkler renkler beni benden aldı be. Değil mi abi? Evet. Şu an kendisi kullanıyor ama bu araç şu an satılık. Evet. Güzel abi. Bu karavan şimdi senin ilk karavanın. İlk karavanın. İlk yaptığın karavanın. İlk yapım. Kendine. Evet. Ama çok güzel olmuş. Yani kalıcı. Kendi tasarımı. Hı hı. Yatak falan. Tasarımını çok beğendim ama. Evet çift ranzal. Yani bu araba rahatlıkla yatabiliyor. Hı hı. Kusura bakmayın biraz eşyalarımız falan orada otele yerleşeceğiz. Hepimiz öyleyiz. Aynen. Yani. Bir dakika ben şuna geçeyim. Altta iki kişi rahatlıkla yatabiliyor. Ben masa... şimdi bir dakika. Ben şimdi test edeceğim yatağı. Edebilirsin. Evet arkadaşlar 1.90 boy. Yatıyoruz. Bakalım ne kadar iyi. Biraz karanlık çıkıyor. Ayaklarını toplarsan tamam. Yani ben ayakkabılarım olduğu için ayaklarımı içeri koymuyorum. Dokunma yatağa basabilirsin. Ne bu? Selam abi. Tamam. Benim bak gibi şimdi... yatanlar için sıkıntı yok. Canım benim. Ben burada daha boşluğu var. Aha. Boylu boyunca yatılacak bir yatak. Tabii ayakkabı olduğu için şimdi olduğu içeri için alamıyoruz seni daha fazla. Ama çok güzel, harika bir tasarım aynen olmuş. Bu karavanlarda, bu model, bu boy karavanlarda bu kadar bir çift yatak yok. Yok. Hiç görmedim. Yok. İlk defa. İlk defa çift ranza bu şekilde evet. İlk evet defa yapılıyor. Evet ve güzel olmuş. Nacizane bir fikir. Sana sadece bir fikir. Ben fikir vermekte tabii hastayım. Tabii ki biz... Aklımı millete bedava satıyorum bu arada, bunu evet söyleyeyim sana. Bu ranza, tamam mı? Bu yatak, bu burada, şurada raylar olsa, evet burada da geçmesi olsa, buradan rayla böyle tık yapsak, amortisörle hop diye yatsın, burası koltuk takımı olsa. Yani olabilir. Kaldırsan da çift yani ranza olsa. İlk tasarımımız olduğu için biz bu şekilde çektik. Tabii o da düşünülebilir bu arada. Tabii. Çok güzel evet olmuş. Hem koltuk yine banyo tuvaletimiz bu şekilde. Kasetli tuvaletimiz. Kim?
Dıştan kasetli değil mi? Dıştan kasetli. Süper. Arka bagajdan çıkıyor. Dış duşumuz yine aynı şekilde orada. Harika. Kombimiz burada. Abi bu arada bu malzemeleri sen tedarik ediyorsun. Tedarik ediyorum bu malzemeleri. Evet. Kendim topladım. Kendin satıyorsun. Evet. Ayrı zamanda satışı da var. Evet. Sana ulaşabilirler yani. Doğuş yani. Doğuş Hocam. Doğuş Otocam'dan ulaşabilirsiniz. Aynen. Güzel abi. Tamam, yine aynı şekilde silindiklerle. Tam açılabilir ekimiz var. Tabii. Kolu çekiyoruz ya. Tabii. Şimdi kolu, boyumuz biraz yetmediği için şimdi kolu çekemiyorum, açamıyorum. Eklerin, camların güzeli Doğuş Oto'da. Aynen. En güzelini de kendine takıyor. Bak bak sen gel de cam gör şimdi. Gördüm şimdi gördüm. Asıl bak. Olay orada patlıyor. Evet. Olay orada patlıyor. Asıl olay şimdi tabii televizyonumuz da var ama. Televizyon katlanabiliyor. Kapattık. Bakalım. Bakalım hocam tamam. Bakalım. Evet. Dıştan da göstereceğim. Asıl özellik zaten Yücel abinin asıl olayı cam. Gördüğünüz gibi kendi panorama cam yapmış karavanında. Bir şey soracağım sana. Şimdi genelde bana sürekli perdeler var. Aynı şekilde amasör camlarımız havalandırma fazla olsun diye bu sistemi yaptık. Ferahlayalım diye yani. Ha, süper. Bu şey... da aynı şekilde yine orada. Yatak kısmımızda da yine aynı şekilde altta da var. Yücel bir şey daha soracağım sana. Şimdi genelde benim takipçilerim bana soruyorlar. Şimdi bu ara bir şey furyası var biliyorsun. 27 kişilik otobüs furyası. Evet. Ha. Evet. Şimdi onlarda büyük büyük camlar var, servis camları, evet. Düz kapalı. Biz yani, bunların ortasını kesip oraya koyabilir miyiz? Aynı üzerindeki orijinal camın üzerinde işlem yapılamıyor. Aynı sistemle şöyle bir şey. Kendi camını alıyoruz, üzerinden kalıp çıkartıyoruz. Aha. Yeni cama uygulama yapılabiliyor. Ama ortası oluyor. Yani ortasında, zaten bu da ortasında. Bu orijinal camın ortasında bak piston var bunun. Şu anda dışarıdan. Şöyle diyorum ama, ben gördüm de. Evet. Normal arabanın büyük camının ortasını kesmişler. Aynen öyle. Oraya camı oturtmuşlar. Şu anda yapılabiliyor üretimde zaten o ürün. Var. Tabii bütün şeylere göre kalıpları çıkarak, kalıp alınarak üzerindeki camdan yeni cama işlem yapılabiliyor. İki camı da kullanılmış oluyor. Evet. Hem bir tarafı kapalı. Tabii. Burayı kapatıp saçla macla uğraşmaya yok, gerek yok. Yok saçla uğraşmıyorum. Direkt aynı orijinal camı şeklinde ortasına pistonlu camı uyguluyoruz. Peki 3 aşağı 5 yukarı fiyatı. Yani ortalama şu anki rakamlarda tam kur bazlarından dolayı şey yapamıyoruz. 2500-3000 TL arasında değişebiliyor. Bir tanesi. Bir tanesi adet fiyatı. Abi bu malzemeyi aynı zamanda yalıtım için mi? Hayır bu malzemeyi. Hayır bu sadece görsel. Yani. Görsel kaplama. Yani görsel bu, kaplama olarak. Deri. Yani nakışlı deri. Suni nakışlı deri olarak. Yani suni deri ama güzel olmuş. Çok zengin bir hava vermiş. Aynen. Şey de güzel. Yani her yeri değerlendirmiş. Aynen. Evet burayı da değerlendirmiş. Şöyle eşya dolabı gibi. Bak. Temizlik malzemeleri gibi teker üstüne. Mesela bu da güzel bir tasarım Serdar. Evet. Yatağı buraya koyup. Yani buradan yatağın üstüne dışarıda çıkabiliyorum. Panellerimi rahatlıkla temizleyebiliyorum. Aracın üstünü güzel. Ha o da güzel. Evet çıkışı da buradan yapıyoruz. Komple yukarı çıkıyor. Evet. Çatıyı da kullanıyorum. Evet. Yani cam kalkıyor tamamen. Evet. Süper. Panellerimiz yine bu şekilde. Uydu sistemlerimiz ön tarafta. Çok güzel. Yani aracın elektronik su, elektronik tesisatı yine vazanın altında buraya yerleştirdik. Akülerimiz, yaşam akülerimiz ve invertörümüz. Süper. Hem de gözükmüyor. Evet. Webosto var mı arabada? Webosto 5K Yılkar marka Webosto'muz var araçta. Burada. Isınmadan onunla. O zaman sıkıntı olmaz. Yani bizim burada işe şofben. Aynı şekilde. Magnetik gazlı şoförlerimiz içeride gösterdi. Gördüm. Tamam. Evet. Gördüm. Ben de onu kullanıyorum. Torku da yani tamamen sökülerek yerde torku da boyasıyla boyanıp tekrar toplandı. Torku'yu komple boyadınız değil mi? Evet. Güzel olmuş zaten. Güzel olmuş. Belli. Rengi evet. Hoş olmuş. Aynen. Karavan uyumlu olmuş. Evet. Ben gayet beğendim. Böyle bir araca sahip olmak isterlerse kaç paraya satarız? Yani şu anda fuar şeyiyle 430 bin lira satış değeri var. Fuarda 430. Dışarıdaki 30 bin lira şu anda satış fiyatı. Zaten aracın kendisi getirmiş olsa 250 bin lira zaten aracın kendi boş değeri var. Yapımı. Aracın yani, değeri var. Aracın değeri var. Yeni anladım. Araç çünkü yeni model. Yani içi sıfır yapıldı çünkü. Peki sana araç böyle... 2013 model. Volkswagen Crafter marka. Crafter. Kaç binde? Araba orijinal saat kilometresi 615 bin. Fakat üzerinde sıfır sandık motor var. Yenik olmuş. Yenik olmuş sıfır sandık motor var. O kaç binde? 60 bin kilometre olmuş sıfır sandık servis şeyinde. Hiçbir şey. Şu anda yani 1 milyon devir. Yeni araç yani. Evet arkadaşlar karavan fuarında karavan almayı düşünen arkadaşlar varsa buradan tavsiyem mutlaka gelip Yücel kardeşimin arabasını görsünler. Görmeden de değerlendirme yapmasınlar. Tabii ki burada konuşulanlar farklı olur. Şimdi farklı olur. Herkes kısmetini yani. Yer. Siz buyurun gelin bakın beğenin. Ona göre konuşursunuz. Evet bu şekilde bakın kuruluyor. Burada
bayağı bir çaba var yani. Kurulum öncesi. Bildiğiniz inşa ediliyor yani baştan. Bakın Sıvan Karavan. Kocaman. Burası birinci taraf. Bayağı muallim bir çalışma var. Yarın şimdi bu gördüğünüz yer tamamen insanlarla dolacak. Harbiden bayağı güzel olacak burası belli. Biz de bir tura çıktık. Çok vaktimiz olmayacak gezmek için. Bayağı yeni firmalar gelmiş arkadaşlar. Bakın bu da sevgili Atik ailesinin aracı. Ha, takmışlar mı? Fırça attın mı? Evet. Hangisi abi? Bayağı yeni firma var zaten. En güzel teknoloji abi. Monoblok yani yekpare. Yekpare evet. Evet, parça. Tabanıyla üstünü. Taban da fiber şekilde kapandı. Çok. Arada XPS ile sıkıştırması. Metal yok. Alüminyum var. Alüminyum tercihi her zaman hafif. Hafif olsun diye. Hem paslanmazlık hem hafiflik, dayanıklılık o konuda avantaj sağlıyor. Yakında zaten şaseyi de kaldıracaklar. Ben sana söyleyeyim. Karbon fiber şase. Şase harici hiçbir metal parça kalmıyor üzerinde. İşte şase de olmayacak. Evet. Yani, alüminyum da olmayacak. Direkt şey. Sıkıştırma karbon fiber. Öyle. Yeni Bursa firması. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Bak ışıklanmışsın. Karavan. Yanıyor. Cıvıldamış. Yanıyor. Abi kırmızı alalım zaten bizim ya. Kırmızı alalım zaten. Abi kırmızı alalım. Kırmızı alalım yok abi. Ben oraya ayarlıyorum ya. Yani olmaz. Güneyim şuradan bir tane yani var orada top top yiyelim bir tane. Bak orası var mı? Şuradan böyle. Bakıyorum kamp ortamındaki asaletini. Şuraya çadır kuracağız. Şimdi motoru indireceğiz. Yani tava tencere, yani kazan falan. Şimdi birazdan şey falan odun ateşi, odun ateşi. Saç tava. Mangal saç tava. Aynen. Hani söyleyelim, sipariş odun, geçelim odun, kasaba da. Bir saç. Odun ateşi hemen bir tane ufak tüp kafasına saç tava kafası. Just üstünde devam. Gel abi kavurma yarım ekmek. Abi gel bir tane abi, de boca çıkartalım şuradan. Var oğlum boca sazı. Ya dışarı. Ha işte olsa şömine yakar. Şömine yak. Dışarıda geldi. Yine biz neyse hazırlanıyoruz aynı. O yüzden şu anda dağınıklık. Ya ben yürü git at şunları çabuk. Bu bak hadi. Bunun ağzını ya. Sen ne market mi yiyordun? Heyecan. Can can. İkisi de benim göbek adam. Bak şimdi sildim tekrardan. Yani cila yapıyorsun gerçi. Evet. Cila yaptığın ürünü göstersene bir. Tabii. Koçtaş'tan almıştık galiba onu. Bak işte cila yaptığım ürün. Bakayım. Oo güzel oldu gerçekten. Wow. Bakayım ürüne. Neymiş o? Zaten hep bu markayı kullanıyoruz biz. Hollanda malı. Şey değil de Koçtaş'tan almıştık galiba yanlış hatırlamıyorsam değil mi? Galiba oradan bir yerden aldık ama nereden aldık? Bayağı uzun zaman oldu ama. Bayağı güzel parlatmış. Eline sağlık. Her yer gayet güzel durumda artık. Işıl ışıl oldu. Heyecanlıyız. Evet arkadaşlar heyecanla çalışıyorum. Daha bakın yatmadım. 24 saati geçti. Hatta akşam oldu artık. Ama yatmaya deneyim yok. Sizler için çabalıyorum ve size daha iyi görünebilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Şu anda işte son dokunuşları yapıyoruz. Sonra arabayı kapatacağız. Sonra gideceğiz, dinleneceğiz. Yarın dinç ve heyecanlı bir şekilde tekrar geri geleceğiz ve sizlerle birlikte olacağız. Hepinizi bekliyorum arkadaşlar. Kanalımıza abone olup destek verirseniz çok çok mutlu oluruz. Sizlerle yolda karşılaşmak, burada karşılaşmak, nerede olursa olsun karşılaşmak, bir aile gibi hissetmek çok güzel. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.